Değerli arkadaşlarım, 30 Ağustos Zafer Bayramı tabii Türkiye'nin kahramanlık destanıdır. 1922 yılında başlayan bu destan Kütahya'dan Afyonkarahisar'dan başlamak suretiyle Dumlupınar Hareketi olarak tarihte geçer ve 14 günlük bir savaş neticesinde 9 Eylül'de de Yunanistan'ı Yunanlıları denize dökmek suretiyle de neticelenir. Ama Cumhuriyet Bayramı'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bize bıraktığı, Türkiye'ye bıraktığı izler var. Bir defa ülkemizi ulus olarak gündeme getirdi. Eğer 30 Ağustos Zafer Bayramı olmasaydı Cumhuriyet olmazdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi olmazdı. Ve 19 Mayıs, 23 Nisan gibi bayramlarımız kutlanmazdı. Dini bayramlarımız kutlanmazdı. Velhasıl Türkiye'nin önünü açan bayram olarak halkımızda iz bırakıyor ve bırakmıştır. Ama pandemiden dolayı zevkle kutlama imkanı bulamadık. Buradan başkana teşekkür ediyorum. En azından şehri bir 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir turladı. Halk balkonlardan da olsa alkış tuttu, bayrak salladı. O şekilde de kısmen de olsa bir kutlama olayı oldu. Değerli arkadaşlarım, tabii Kemal abi bahsederken biz de şöyle bir konudan bahsetmek istiyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan sonra tabii bu aya denk gelmesi son derece önemli. Burada Hazreti Ali'nin katledilmiş olayı var. Kim tarafından? Yezid tarafından. Hani toplum içerisinde Hüseyin Yezid tarafından. Tabii bu böyle olunca katlediliyor. Katledildikten sonra Yezid bir ava çıkıyor ordusuyla beraber ve yolunu şaşırıyor. Yolunu şaşırınca gittiği yolda bir kuyuya denk geliyor. Kuyunun sahibi de kuyunun başında ondan su istiyor. O da sinirli bir şekilde su vermemek istiyor ama ısrar edince suyu veriyor. Verdikten sonra da benim kim olduğumu biliyor musun diye soruyor kuyu sahibine. Kuyu sahibi de diyor ki yani bilmiyorum ama kendinizi tanıtırsanız iyi olur şeklinde. O da ben devlet başkanı Maviye'nin oğlu Yezid'im diyor. Deyince kuyunun sahibi su veren adam kılıcını çekiyor ve Yezid'e sallıyor. Sallayınca başını eğiyor. O kılıç atın boynuna denk geliyor. Atın boynuna denk gelince at bir hışımla kaçıyor ama Yezid atın üzerinde. Derken at hiç durmuyor. Devamlı dağlara, taşlara falan gidiyor. Bu arada Yezid'in ayağı o eğer dediğimiz bir kısım var. Oraya yapışıyor ve at dağları, taşları içinde koşarak devamlı dolaştıktan sonra bir süre sonra da aynı yerine geri geliyor at. Atın içinde eğerin bir tek Yezid'in ayağı kalmış. Her tarafı paramparça olmuş. Yani tarih tekerrürden ibaret o hak ettiğini bulmuştur. Şimdi burada bu ...30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili konuşurken yani Türkiye TC kimliği taşıyan her arkadaşımızın bu bayrama zaten saygı duyuyoruz. Türk halkı olarak da saygı duyuyoruz. Duyan'da 783 bin metrekarelik misak-ı milli hudutlarımız içerisinde de yaşayan her kimse bu bayrama saygı duyuyor. Cani Gölü'nden duyuyor. Fakat geçmişte hatırlarsınız. Kadir Mısırlıoğlu diye biri vardı. Kadir Mısırlıoğlu. Hatırlayanınız, gazetelerde okuyanınız filan mutlaka hatırlayacaktır. Allah rahmet eylesin öyle mi? Mekanı ateşle dolsun. Ben de onu diyorum. Sen onu diyorsan. Bir dakika dinle kardeşim dinle. Gelip burada konuşursun. Savunacaksan Kadir Mısırlıoğlu'nu gelip burada konuşursun. Şimdi bu adam 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Atatürk'e hakaret ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni kabul etmiyor. Keşke bu ülkeyi Yunan alsaydı diyor. Sen oturmuşsun Allah rahmet eylesin diyorsun. Ayıptır ya.
Ayıptır. Gelip burada konuşursun. Savunursan konuşursun. Şimdi bu adam Atatürk'e hakaret ediyor ve 30 Ağustos Zafer Bayramımızın yanı sıra Türkiye'nin geleceği için keşke o harbi Yunan kazansaydı diyor. Ya bunun neresi Allah rahmet eylesin denilecek adam ya? Nasıl diyeceğiz yani? Bunu diyenin vicdanı sızlamayacak mı? Böyle bir dünya var mı? Böyle bir şey var mı ya? Anlamadım. 30 Ağustos'u kutluyor. 30 Ağustos'u onu söylüyor. Evet Hacı abi. Var tabii canım. Var tabii canım. Olmaz olur mu? Şimdi neyse durum öyle. Yani öyle diyorsan gelip burada konuşursun. Savunursun. Biz de haklı olup olmadığını öğrenmiş oluruz. Sıkıntı oldu galiba değil mi? Öyle mi? Peki. Şimdi değerli arkadaşlarım, tabii bunları söylerken içimi sızlıyor da ama sözü de fazla uzatmanın bir anlamı yok. Çok konuşma oldu. Başkan da oradan zaten hareketleriyle falan şey yapıyor. Sesleniyor gibi abi, görünüyor. Abi Yaşar'a uyu işte. Şimdi geliniz inşallah bu meclis Adana'mız için hayırlı olur. Yemen Mustafa Başkan konuşurken diyor ki Tekir'de oturan arkadaşlara, Sayın Başkan, Tekir'den sorumlu ricai mercimek diyor, gidin bütün dertlerinizi ona anlatın diyor. Bakın. Doğru söylemişsin. Aynen, doğru söylüyorsun. He. Yani diyor ki başkan, yani problem varsa Büyükşehir çözsün diyor. Tamam çözeriz biz de, ne yapalım yani. Çözeriz biz de, ne yapalım yani. Pozantı'da, Bürücek'te, yaylada oturanların canı sağ olsun. Tabii sağ olsun. Evet. Sayın evet. Başkan, zaten Bürücek'le Tekir için altyapıyla ilgili sözünüz var. İnşallah bu sözü de yerine getirirsiniz, getireceğinize de inanıyoruz. Gerçekten orada sorunlar büyük. Pandemiden dolayı çoluğunu çocuğunu alan bu dönemde hep yaylalara kaçtı, denizlere kaçtı. Onun için bu seneye kadar yeten vidonjörler bu sene yarı yarıya yetti. Mustafa Bey'in nüfusu kaldı. Vidonjör alıyoruz şimdi. Mustafa Bey'in işi kolay çünkü nüfus çoğaldı. Onun için sorunu yok. Ben meclisin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Çok saygılar sunuyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim.